Ama tabii ki bu işin bir tarafı. İşin öteki tarafı Cumhurbaşkanı'nın bu ziyarete çıkarken, daha doğrusu bu sefere, Afrika seferine, kim bilir kaçıncı Afrika seferine çıkarken havalimanında yaptığı açıklamalar. Ve bu açıklamaların odağındaki konu Türkiye. Bu sabahtan itibaren bu konuyu birazcık daha hararetle tartışacak. Çünkü hafta sonunda da yoğun bir şekilde tartışıldı karşılıklı demeçlerle. Neden söz ediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü aniden yaptığı bir açıklamadan söz ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde peş peşe 3 önemli çıkış yaparak gündemin önüne, gündemin odağına oturmuş oldu. Gündemin önüne geçmiş oldu. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda yaptığı açıklamaydı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet sırasında önümüzdeki dönemde hükümetin, iktidarın ve tabii ki iktidarın en başındaki kişinin, bizzat Cumhurbaşkanı'nın siyasi ortamı daha fazla germeye çalışacağını, yani seçimlere yaklaşılan dönemde siyasi ortamı daha da germeye çalışacağını öne sürerek bir yeni tartışma başlattı. Ve gazeteciler kendisine sorduklarında o sohbet sırasında Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hani neden bahsediyorsunuz, germekten kastınız ne, neyi kastediyorsunuz dediklerinde de Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben siyasi cinayetler işlenmesinden endişe ediyorum. Yani kan dökülmesinden endişe ettiğini söyledi. Şimdi bir ülkede ana muhalefetin lideri, meclisteki ikinci büyük milletvekili grubuna sahip bir partinin lideri böylesine bir endişeyi dile getiriyorsa bunun arkasında çok önemli gerekçeleri olsa gerek. Baktığımızda, evet, geçmişe dönük baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın çok önemli gerekçeleri de var ve o gerekçeler orada duruyor. Artık kendisine yapılan suikast girişimlerini mi ya da linç girişimlerini mi saymak gerekiyor? Bir başka muhalefet lideri, İYİ Parti'nin genel başkanı Sayın Meral Akşener'in Rize'de ya da başka yerlerde uğradığı provokasyon girişimlerini mi kastediyor? O provokasyon girişimlerinden sonra bizzat iktidar partisinin genel başkanı ve cumhurbaşkanının, yani diğer siyasi partilerin liderlerinin, özellikle de muhalefet liderlerinin esenliği ve güvenliğinden, en başta da can güvenliğinden sorumlu hissetmesi gereken, kendisini sorumlu hissetmesi gereken bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerine muhatap olmalarından mı söz etmek gerekiyor? Mesela hatırlayın, demişti ki Recep Tayyip Erdoğan, daha durun bakalım, bunlar bir şey değil, daha neler göreceksiniz demişti. Bu ciddi bir tehdit olarak dünyanın her yerinde algılanır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu ciddi tehdidin de etkisiyle, kendisine yönelik ve canına kastedilmiş girişimlerin de etkisiyle böyle bir endişesini dile getirmiştir. Tabii zehir zemberek bir tepkiyle karşılandı. Hem iktidar kanadından, hem iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderliğinden, hem de yandaş yalaka besleme medyadan. Yandaş yalaka, yılışık yalancı besleme medyadan. Benim ısrarla 5Y1B medyası olarak adlandırmaktan büyük keyif aldığım. Çünkü cuk diye oturan bir sıfattır. O medyadan da eleştiriler aldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü önemli bir adım daha attı. Neydi o adım? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan randevu istedi. Sizinle görüşmek istiyorum, gelip sizinle bir görüşme yapmak istiyorum dedi. Bu da bugüne kadar pek ender rastlanan, pek rastlanmamış bir adımdı. Ben yakın siyasi tarihte böyle bir görüşme hatırlamıyorum. Yanılıyor olabilirim ama ana muhalefetin lideri, üstelik de Merkez Bankası Başkanı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın konumu, bağımsızlığı, tarafsızlığı ve özgürlüğü konusundaki tartışmaların tam da odağında bir noktada telefonu açıp Sayın Şahap Kavcıoğlu'ndan randevu istemiştir. Ve Şahap Kavcıoğlu da olağanüstü bir olgunlukla o randevuyu vermiştir. Tabii ki eminim perde arkasında bir temas trafiği, bir görüşme trafiği yaşandığına adım gibi eminim. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başka bir yerlere sormadan ya da iktidardan izin almadan, Maliye Bakanı'ndan filan izin almadan böyle bir randevuyu vermesi söz konusu bile olamaz. Ama bence iktidar da burada yakışanı yapmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapmıştır
Ve ne olacak canım, buyursun gelsin konuşun, işte ondan sonra da ne olacaksa olsun gibilerden bir olgunluk göstermiştir. Bu da demokrasi açısından olumlu bir puandır. Hani bakın, herkes diyor ya, ya hep eleştiriyorsun bu hükümeti, işte hiç de artıları yok mu, hiç de olumlu bir şey yapmıyorlar mı? Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan olumlu yanıt gelmesi ve başkanın da bu görüşmeyi yapması, bu görüşmeyi yaptıktan sonra da yine son derece olgun ve medeni mesajlar vererek Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden bahsetmesi de siyasi atmosfer açısından kayda değer olumlu bir gelişmedir. Bunu da not almak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu üçüncü bir hamle daha yaptı. Cumartesi günü evindeki çalışma odası olduğunu anladığımız bir mekandan çok önemli ve tarihi bir mesaj yayınladı. Mesajın içeriği mealen şuydu: biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrinde, bünyesinde çalışan kamu görevlilerinin, yani devlet memurlarının tarafsızlıklarını yitirdiklerinden endişe ettiğimiz için bundan böyle artık bir siyasi partinin, yani iktidar partisinin memuru ya da görevlisi gibi davranmalarına son vermelerini istiyoruz. Ve bunun için yine hiç beklenmedik bir şekilde, daha önce görülmedik bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu bu sabahı, yani 18 Ekim 2021 Pazartesi sabahını, o hani yabancı tabirle deadline olarak, bir zaman sınırı olarak koydu kamu görevlilerinin önüne. Yani parti devletinin birer unsuru, birer organı, birer görevlisi, birer aleti olarak görülmek istemiyorsanız bundan böyle farklı davranmanız gerekiyor dedi ve sizi takip edeceğiz dedi. Evet, bu takip edeceğiz uyarısı da son derece önemlidir. Çünkü önümüzdeki dönemde olası bir iktidar değişikliğinde bugünün kamu görevlileri ya da devlet memurları eğer AKP-MHP koalisyonunun ya da o koalisyonun görevlileri gibi ya da AKP parti devletinin görevlileri gibi davranırlarsa bugünlerden alınacak notlar üzerinden de belli bir soruşturmaya tabi olabilirler. Tabii ki eğer yasaları ihlal etmişlerse, yasaları ve yönetmelikleri ihlal etmişlerse. Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi olağanüstü bir dikkati ve olağanüstü ciddiye almayı hak ediyor. Neden? Şimdi Kılıçdaroğlu 3 kesimi kastediyor. O açıklamasında bizzat söylememiş olsa da daha önce yaptığı uyarıları da şöyle arşivden hatırlamak gerekirse yargı mensuplarını da kapsayan bir uyarıdır bu. Ve en başta da yargı mensuplarını kapsıyor olması gerekiyor. Neden? Çünkü her şeyin başı yargı. Çünkü her şeyi neticede yasalara ya da anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle yargıya götürüyorsunuz ve yargıdan dönüyor. Bugüne kadar kim bilir kaç yüz, kaç bin ya da kaç on binlerce kamu görevlisinin yaptığı yanlış, hatalı ve hem anayasaya hem de yasalara aykırı işlemin, tasarrufun, attığı imzanın mahkemelere götürüldüğünü ama mahkemelerin bu insanları koruduğunu ve kolladığını gördük. Çünkü mahkemelerin de, yani bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim ve savcılarının da iktidarın etkisinde davrandıklarına dair çok kuvvetli emareler var. En basit örneğini söyleyeyim. Koskoca Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını alt derecede ya da birinci derecede mahkemelerin tanımadığını ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte uygulamaları ile ilgili olarak alınan kararların, ta Anayasa Mahkemesi düzeyinde alınan kararların uygulanmadığını ya da ayak diretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı en başta da yargıya dönük bir çağrı olarak algılanmalıdır. İkincisi, mülki idari amirler, mülki idare amirleri, yani en başta valiler, en başta kaymakamlar ve daha pek çok kamu düzeyinde önemli yöneticiler, mesela üniversitelerin rektörleri, kayyum rektörleri kastediyorum. Mesela üniversitelerin dekanları ya da kayyum olarak atanmış belediye başkanları, yani sandıktan halkın oylarıyla çıkmış belediye başkanlarını bir kenara atıp, hatta
kulaklarından tutup kelepçeleyip hapise atıp onları yerine atanmış olan belediye başkanları. Onlar da kamu görevlileridir. Çünkü belediyeler kamu otoritesidir. Ve tabii ki devletin her düzeyinde memuru. En basit bir evrak katibinden işte daire başkanına, genel müdüre vesaireye bütün kamu sektöründeki ya da kamu mekanizmasındaki devlet aygıtındaki görevlilere seslenmiştir Kemal Kılıçdaroğlu. Ve çağrısı son derece nettir ve çağrısı son derece demokrasi standartlarına uygundur. Diyor ki sizleri uyarıyorum bakın. Yani uyarıyı illa böyle bir tehdit olarak, parmak sallama olarak algılamak isteyen öyle algılayabilir. Nitekim hükümet kanadı öyle algıladı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aynen şu ifadeleri kullanmıştır. Yani aynen diyorum da mealen şu ifadeleri kullanmıştır. Sizleri uyarıyorum, sakın ola ki artık bundan sonra özellikle de pazartesi sabahından itibaren sizleri izleyeceğiz. Sakın ola ki iktidarın etkisinde hareket etmeyin. Yasalar size neyi emrediyorsa onu uygulayın. Yasaların dışına çıkma anlamında bir emir alırsanız bunun zaten yasalarda da karşılığı vardır. Bu emri uygulamamanız gerekiyor. Bu emre karşı çıkmanız ya da bunu bir kayda geçirmeniz gerekiyor diye. Çünkü devlette kayıt kuyut esastır. Bir amiriniz size şunu yapacaksın diye bir emir verdiğinde sizin yasalar çerçevesinde o emrin ya da o talimatın yasaya aykırı olduğunu biliyorsanız ve bile bile yapıyorsanız bir suça iştirak etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi suça iştirak ediyor olmaktan kurtarmanız, kendinizi kollamanız gerekiyor diye bir çağrıda bulundu. Bu çağrı son derece önemlidir ve eminim kamu sektöründe ya da kamu görevlileri camiasında kaç yüz bin kişiden söz ediyorsak devlet memurları arasında da bu çağrı eminim karşılık bulacaktır. Niye karşılık bulacaktır? Çünkü bugüne kadar geçtiğimiz 20 yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kaygılarını ve uyarı yapmak zorunda kaldığı bu bir dizi kanunsuzluğu artık devlet hazmedememektedir. Çünkü devletin hazmedemediğini pek çok örnekte gördük. Şimdi bakın geçtiğimiz hafta ya da geçtiğimiz aylarda sık sık ortaya atılan bir takım iddialar vardı ve bunlar artık somutlandı. TÜGVA diye bir vakıf var. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun yöneticisi olduğu bir vakıf var. Onun gibi başka vakıflar daha var. Mesela işte Sayın Berat Albayrak'ın etkili olduğu Türgev Vakfı, mesela Ensar Vakfı, mesela başka vakıflar ya da İmam Hatiplerin dernekleri filan. Bunlara kamu tarafından, özellikle de büyük şehirlerin belediyeleri tarafından çok önemli ayrıcalıklar sağlandığı ortaya çıktı. Bir takım listeler, bir takım kayıtlar çıktı. Yurt tahsisleri, arazi tahsisleri, bir takım ballı, efendim çok para eden binaların tahsisleri, kaynak aktarılması vesaire. Bu yollarla kamunun fonlarının, kamunun imkanlarının, ballı imkanlarının bu vakıflara aktarıldığı. Şimdi bunların altına imza atan görevliler var. Bunlar sorumlu olmayacak mı? Elbette olacak. Ve son günlerde bakın geçen hafta gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı bir takım belgeler var ki o belgelerde devlet yapısı içinde adeta paralel bir yapı oluşturulduğu ve bu TÜGVA ve benzeri vakıfların kamudaki pek çok yerde atamalara, tayinlere etki ettiği, hatta şuraya şu girecek, buraya bu girecek diye listeler halinde adeta kamu görevlilerinin eline listeler tutuşturulduğu ortaya çıktı. Hani geçmişte FETÖ yapmış, sızmış, mızmış diyorlar ya, ne sızması, FETÖ de sızmamıştı. Bizzat devletle işbirliği içinde o alçaklar, o cumhuriyet düşmanı hainler devletin eliyle devlete yerleştirilmişti ve anahtarlar onlara teslim edilmişti. Sonunda ne olduğunu gördük. Bugün onu yapanlar bizden daha fazla FETÖ diye feryat ediyorlar. Hangi yüzle, hangi utanmazlıkla? Hangi arsızlıkla? Ama tabii hani utanmazlık, arsızlık artık standart haline geldi bu memlekette. Şimdi bugün de aynı şekilde bir takım cemaatler, bir takım tarikatlar, bir takım vakıflar aynı şekilde ellerinde listelerle, efendim sınav listeleri, tayin listeleri, bilmem ne listeleri devlet aygıtına diyorlar ki şu şuraya girecek, bu buraya yerleşecek. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun uyarısına biraz da gerekçe olan bu son gelişmelerdir.
Dolayısıyla devlet artık memurlar kademesinde aklını başına toplamalı. Bu kanunsuzluklara artık itaat etmemelidir. Evet, bakın bu lafın altını iyice çizerek söylüyorum. Kılıçdaroğlu devlet memurlarına bir itaatsizlik çağrısında bulunmuyor. Kanunsuzluklara itaat etmeyin çağrısında bulunuyor. Peki buna mukabil devletten nasıl sesler geldi? İlk ses İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'dan geldi. Süleyman Soylu hiç de siyasi adaba, hatta normal medeni adaba yakışmayacak bir üslupla çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını, bu uyarısını sarhoş ağzıyla nara atmak ya da sarhoş narası diye nitelendirdi. Biz de çok korktuk filan diye de böyle bir küçümseyen, tepeden bakan bir tavır aldı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Afrika'ya giderken bu soru kendisine sorulması üzerine önündeki kağıttan daha önce hazırlandığı anlaşılan bir cevabı okudu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç işlemekle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu tam tersini yaptı halbuki. Kemal Kılıçdaroğlu devlet memurlarına, kamu görevlilerine suç işlemeyin diye bir çağrıda bulunuyor. Suç işlemeyin diye bir çağrıda bulunmak ne zamandan beri suç oldu? Yoksa kamu görevlilerinin yaptıklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç imasında bulunduğu tavırlara ya da uygulamalara sahip mi çıkıyorsunuz? Yoksa aynen böyle mi devam ediyorsunuz demek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve dedi ki, bu alan boş değil, öyle kimse heveslenmesin dedi. Bu alan boş değil derken orada mealen biz memurumuzun arkasındayız diyor. Tabii ki kendileri bilirler. Yani ülkeyi yönetenler devlet memurlarının eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ima ettiği şekilde davrandıklarını biliyorlar ve bundan haberdar iseler ve buna rağmen de aynen devam etmelerini istiyorlarsa tabii ki suç işlemeye devam edilmesini savunuyorlar demektir. Yine aynı şekilde Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcılarından Sayın Mahir Ünal çıktı. İşte o da Kılıçdaroğlu'nu suç işlemekle ya da devlet memurlarını tehdit etmekle filan suçladı. Ama tabii ki bu karşılıkların bir karşılığı yok. Niye karşılığı yok? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı son derece net. Devlet memurlarına bugüne kadar bir parti devleti gibi hareket ettiğinize dair çok güçlü emareler var ve bu tavrınızdan vazgeçin. Aksi takdirde sorumlu duruma düşersiniz diye son derece yasalar çerçevesinde bir uyarı yapmıştır ve bu uyarının gereğinin memurlar tarafından yapılmasını talep etmiştir. Dün KRT.tv.com.tr internet sitesine bu konuda bir yazı yazdım, bir makale yazdım. O makalede altını çizdiğim bir unsur var. İngilizce'de bu konuyu anlatabilmek için, bu konuyu tanımlayabilmek için güzel bir tabir vardır. Whistleblower diye. Yani düdük ya da ıslık çalıcı. Bu ıslık çalıcı tabiri ne anlama geliyor? Eğer bir camiada, bu kamu olabilir ya da özel sektör olabilir, bir kurumda ya da bir toplulukta, bir insan topluluğu içinde yasalara, geleneklere, teamüllere, anayasaya ya da herhangi bir yerleşik kurallar dizinine aykırı işler yapılıyor ve bu uzun süre gizli kalmışsa, o kurumun ya da o insanlar topluluğunun içinden birisi çıkar, bir çığlık atar ya da bir ıslık çalar ya da bir düdük çalar anlamında whistleblower ya da işte ıslık çalıcı gibi. Bu ıslık çalıcıları cesaretlendirecek bir demeçtir Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve umarız eğer varsa kamuda usulsüz, yasalara ve anayasaya aykırı, yani vatandaşlar arasında eşitsizlik yaratmaya dönük, devletin sistemini, düzenini bozmaya dönük icraatta bulunan insanlar varsa, bunların arasından ya da bunları gözlemleyenler varsa bunların arasından çıkacak o ıslık çalıcılara bir alan açılmıştır ve bundan sonra artık onun sonuçlarını da beklemek durumundayız. Bu yapılan usulsüzlükleri, yapılan kanunsuzlukları ihbar etmek şeklinde mi olur? Medyaya sızdırmak şeklinde mi olur? Yoksa bizzat çıkarak açıklamalar yapmak şeklinde mi olur? Onu bilemiyoruz ama umarız bu uygulamalar, yani yasa dışı uygulamalar bir şekilde giderek azalarak son bulur ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı da bu bağlamda ele alınır. Asla ve kat'a bir suç değildir.
tam tersine suç işlenmesini ya da suç işlenmeye devam edilmesini önlemeye yönelik tarihi bir çağrıdır diyelim.